Manşete hoş geldiniz. Ülkenin her yerinden adalet çığlıkları yükseliyor ve elbette eş zamanlı olarak hayat pahalılığı, geçinemiyoruz çığlıkları yükseliyor. Esasen birbiriyle çok ilintili, çok bağlantılı. 10 yılı aşkın bir süredir hukuk ekmektir. Derken bunu kastediyoruz. Yani hakları teslim edeceksiniz. İnsan haklarını çiğnemeyeceksiniz. İnsan hakkını, vatandaşlık hukukunu neyse aziz tutacaksınız. Ve ancak ondan sonra zenginleşebilirsiniz ve ondan sonra ancak müreffeh olabilirsiniz. Bu iki kere iki dört kat niyetinde kesin ama bir yandan yani adalet bizim neyimize ya da devletin savcısının bir bildiği vardır. Ya da yesinler birbirlerini veya ben bir suç işlemedim ki veya onları da aklını başına toplasın veya 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 her ne gerekçeyle olursa olsun adalete gözünüzü kulağınızı kapatırsanız duyarsız kalırsanız ses vermezseniz sonunda dönüp gelip sizi buluyor. Yani bu sizi bir sabah alıp da gözaltına almaları tutuklamaları falan biçiminde değil. Ekmeğinizi bölüyor. Aşınıza karışıyor ve marketteki fiyatlarla oynuyor. Ve ondan sonra hak talebinde bulunduğunuzda gidecek bir yargı merciği veya gidecek bir sorumlu mevki veya sorumlu mevkide insan bulamıyorsunuz. Birbiriyle çok ilgili. Ancak gerek ülkede gerekse dünyada insanlar bunun farkına yani hukukun öneminin farkına, adaletin öneminin farkına ancak aç kalınca belki, mahrum kalınca varıyor, varacak. Türkiye'de böyle olur mu olacak mı bunu öngöremiyorum bunu kestiremiyorum ama Türkiye hala hukukun yokluğunun hukukun eksikliğinin farkında değil başına gelenlerin bir numaralı müsebbibinin sebebinin bu olduğunun farkında değil. Çok geniş bir anlamda adalet çığlıklarının yükseldiği bir Dönemden geçiyoruz, haftalardan geçiyoruz. Dolar 26 lira. Ben bu yayını çekerken 26 liraya geçmiş, 26.03'ten işlem görüyor. Her gün 1 lira artıyor falan. Buna bakıldığı, bununla ilgilenildiği kadar cezaevindeki tutuklu hükümlü sayısıyla ve neden o insanlar orada tutuklu veya hükümlüler? Bunlarla ilgilenilmiyor, buna kafa yorulmuyor. Mesele de burada. Ben önce biraz buna kafa yoracağım ve ondan sonra... Acaba neden iki yakamız bir araya gelmiyor? Onun cevabını arayacağım. Yorumsuz olarak vereceğim. Önün arkasına bir yorum koymadan. Cumhuriyet gazetesi bugün manşetten bu zulme son verin başlığıyla çıkmış. Sağlık sorunları görmezden gelinen Çetin Doğan mide kanaması geçirdi. Ailesi isyan etti. 28 Şubat davası nedeniyle 674 gündür cezaevinde tutuluyormuş. Öncesinde de işte bilmem ne savcıları ya arkadaş hala bir dönemi ayıplamayı yerin dibine batırmayı şunu ya şu anda hangi savcılar iş tutuyorsa bununla yürüyeceksin. Yani 10 sene evvel 12 sene evvel hakkında bir savcı bir iddianame düzenlemiş olabilir. Şu anki savcılar, şu anki hakimler, yargıçlar ve şu anki Adalet Bakanı, şu anki hükümet ona bir laf söyleyemediği için Cumhuriyet Gazetesi'nin atanmış yönetimi Dönüyor dolaşıyor 10-12 sene 15 sene önceki neyse malum günah keçisi üzerinde tepiniyor. Zaten bu da bir anlamda gazeteciliğinin Cumhuriyet gazeteciliğinin de e, hani zurnanın zırt dediği yer var ya zırt dediği yer. Yanardağ gözaltı ve tutuklancı Merdan Yanardağ birazdan ona da bakacağız. 28 Şubat'ta ağır ihmal. 83 yaşındaki Çetin Doğan'a reva görülen hukuksuz muamele hukuk standartımızın düşüklüğünün açık göstergesi demiş avukatı. Öyle de 83 yaşında 80 yaşını aşmış 75 yaşını aşmış türlü illetlerle birazdan bakacağız. Yüzlerce insan inim inim inledi Türkiye'de inliyor özellikle son 7-8 senede. Türkiye'de hukuk hiçbir zaman tam anlamıyla olmadı ve Türkiye cezaevlerinde her zaman hukuksuzluk vardı, insanlık dışı muamele vardı, hatta işkence vardı ama hiçbir dönemde bu kadar ay çıkmamıştı. Ona yani yığınlasına kulak kabartıp da sadece birkaç sizden diye örnek üzerinde tepilmenin de bir manası yok. Eğer gerçekten adalet istiyorsanız, gerçekten mağduriyetler ve cezaevinde reva görülen hukuksuz muamele derken samimiyseniz Hemen herkes için de benzer bir talebinizin olması gerekir. Evet, zulümdür. Cezaevinde 83 yaşında hala tutulan ve onun gibi tutulan diğer komutanlar da var. Bir, bir, bir bölümü serbest bırakıldı, Çevik bir gibi. Ya gerçekten artık 80 yaşından sonra, hele 75-76 yaşından sonra insanlar ilaçlara bağımlı hale yaşıyorlar ve e, yardımsız hayatlarını sürdüremiyorlar. Mutlaka bir doktor gözetiminde ve denetiminde hayatlarını sürdürmeleri icap ediyor. Bu insanların cezaevinde tutulması zulüm elbette. Derhal tahliye edilmeleri gerekir. Haklarında yargı bir hüküm verebilir ve o verdiği hükme göre de bulunduğu yaş itibariyle bu pozisyonu, konumu falan değerlendirilip buna göre bir infaz söz konusu olabilir. Ben bu insanlar suçsuz, bu insanlar günahsız demiyorum. Ama bu insanlar en azından sağlık ve yaş durumu nedeniyle tahliyeyi hak ediyor. Hakkındaki dava şöyle veya böyle neticelensin. Mühim olan bu davaların da zaten geriye dönüp darbe soruşturması davalarının da kamuoyu nezdinde bir açıklığa kavuşması gerekiyor. Konu bu. Merdan yanarda tutuklandı. Ben tam çekime gireceğim dakikalarda bir yayında bahsettiği Abdullah Öcalan'la ilgili sözleri orada sözlerinden dolayı gözaltına alınarak tutuklandı. Terör örgütü liderini övmek vesaire suçlamasıyla. Söylediği sözler fikir hürriyeti çerçevesinde ve söylediği sözleri bugüne kadar kullanmamış iktidar erbabı yok. Bu gazeteci ve bu gazetecinin yayın, çalıştığı yayın organında yığınla uzun yıllardır hak ihlaline ses çıkarılmaması da doğrudur. Fakat bu sizin bu insanın fikir hürriyeti, konuşma hürriyeti, yayın yapma hürriyetinin elinden alınmasına itiraz etmenize mani değildir. Bu sizi insan yapar. Dolayısıyla Merdan Yanardağ'ın tutuklanması, tutuklanarak susturulması basın hürriyetine darbedir nokta. Abdullah Öcalan'la ilgili olarak iktidarın, iktidar partisinin geriye doğru en az 10 yıldır ikircikli politikası devam ediyor. Bir dönem müzakere eden, bir dönem hem İmralı'ya hem Kandil'e ulaklar, temsilciler, aracılar gönderen, hatta oradan gelen mesajları kendi medyasında köpürterek yayımlayan iktidarın bugün düştüğü durumu göstermesi açısından da önemli. Ayrıca Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de Avrupalı gözlemciler de takip ediyorlar. Abdullah Öcalan 25 yılı dolduracak önümüzdeki yıl ve bir noktada artık bu noktadan sonra e, tahliyesinin düşünülmesi ve tahliyesinin istenmesi de onun hakları içerisinde. Bunun ifade edilmesi de suç değil. Hoş Türkiye'de 25 yılı devirmiş hatta cezaevinde 30 yılı devirmiş insanlar var. Her yerde tecrit, her yerde zulüm manşetiyle çıkmış yeni yaşam. İmralı'da en katı ifadesini bulan tecrit rejimi bütün cezaevlerini işkence haneye çeviriyor. En temel hakları verilmiyor ailesiyle, avukatıyla, görüş izni vesaire. Bunun dile getirilmesi suç oluyor. Abdullah Öcalan'ın en temel, en temel cezaevinde bile olsa, hükümlü bile olsa insani hakları elinden alınmış durumda. Bunu siz dile getirdiğiniz zaman ha sen de onlardan mısın falan demek Türkiye'nin içine düştüğü durumu göstermesi açısından da önemli. Dediğim gibi bu insanların haklarının teslim edilmesi ve sizin bunu talep etmeniz, buna itiraz etmeniz sizi onlardan yapmaz, sizi insan yapar. İşkencenin iktidarı manşetiyle çıkmış özgür politika. 4275 kişiye işkence, tam tolerans 32 yılın zirvesi, tüm ülke işkence mekanı vesaire ajanlaştırma, kaçırılma. Böyle bir durum, böyle bir dönem hiç yaşanmadı. Hem böyle bir dönem hiç yaşanmadı. Hatta buna yakın benzer dönemler olduğunda da bu kadar uzun sürmedi. Şu an gerçekten Türkiye adaletsizlikte rekora gidiyor. O topraklarda olmadığı kadar, hatta Avrupa'da yakın coğrafyasında olmadığı kadar geniş hukuksuzluğun hüküm sürdüğü uzun ve bunun uzun yıllara dayılma, dağılması itibariyle 31 yıl 4 aydır içeride Nevzat Öztürk. Her ne yapmış olursa olsun 31 yıl, 4 yıl aydır içeride ve yeterince kitap okumadığı, elektriği tasarruflu kullanmadığı için tahliye edilmemiş. Hala da tahliye edilmiyor. İnsanların, insanlar içeride çürütülüyor, insanların bütün yaşama ellerinden alınıyor. Bu yetmediği gibi süresini doldurduğu halde de şu veya bu gerekçeyle Ankara'dan emir gelmediği için talimat gelmediği için tahliye edilmiyor insanlar. Zulümün katmerlisi. Burada oturup da eşini öldüren, çocuklarını kesen, hatta seri katillere falan verilen cezalar ve onların infazı ve onların ne kadar sürede dışarıda kaldığı falan gibi örneklere girmeyeceğim ki bu örnek onlardan biri değil. Ve işte son rapor. Avrupa Konseyi üyesi 48 ülke değerlendirilmiş Türkiye ceza istatistikleri raporunda Avrupa'da en çok tutuklu en çok tutuklu ve hükümlü Türkiye'deymiş. Ocak 2022 itibariyle dikkatinizi çekerim. Geriye doğru son 15-16 aylık veriler yok. 303.945 tutuklu hükümlüyle Türkiye zirvede. Onu en yakın 79.000 tutuklu hükümlüyle İngiltere ve Galler takip ediyor. Yani en yakın takipçisiyle arasında da uçurum var. Onun için söylüyorum. Hani 32 yıllık işkence diyor ya yeni özgür politika gazetesi. Bu dönem yaşanan hukuksuzluk bu dönem bu kadar uzun zamana yayılan ve daha ne kadar gideceği belli olmayan e eziyet düzeni, işkence düzeni, zulüm düzeni, istibdat düzeni, despotluk düzeni hiç olmamıştı. O topraklarda ve bu kadar uzun yaşanmamıştı. Avrupa'da da örneği yok. Evet Türkiye hiçbir zaman demokrat bir ülke olmadı. Hiçbir zaman tam olarak hukukun tesis edildiği bir ülke olmadı ama hiçbir zaman da böyle olmadı. Dün neredeydin diye soranlara gelsin. Bugün siz neredesiniz? Bugün bunun kaçına itiraz ediyorsunuz? Akın İpek son derece önemli bir açıklama yapmış Twitter'dan ve bunun birkaç satırını okuyacağım. O da uzun yıllardır İngiltere'de yaşıyor. Malına mülküne çöküldü. Kardeşi sırf onun yüzünden cezaevinde tutuluyor. Cezaevinde 7 yılı doldurdu 8. senesi Tekin İpek. Uluslararası durum tespit raporları diyor Akın İpek. Size bir hakaret veya küçük düşürme amacıyla yazılmıyor. Tam tersine, ülkeyi her yönüyle daha üst seviyelere çıkarmak için eleştirilerde bulunuyor. Bu tür raporlar özel sektörde de iç veya dış denetim olarak yapılır, yaptırılır, yanlışlıklar, eksiklikler giderilir, istifade edilir. Şirketler daha hızlı, daha sağlıklı büyür. Bu raporlara karşı savunmaya geçmek kadar faydasız, anlamsız bir iş olamaz. Hiç kimse sizden suç işlemiş insanları cezalandırmamanızı istemiyor. Evrensel hukuk kriterlerine göre suç işlememiş insanları cezalandırmayın diyor. Bu çok önemli bir fark. Bakın hapishanelerde yıllardır susuz yere yatan, hayatı sebepsiz yere mahvolmuş veya dışarıda sosyal tecride uğrayan insanların ailelerin bir kısmı ve yakınları artık akıl sağlıklarını yitirmiş durumda. Tabutta yaşar gibi yaşıyorlar. Bunu görmezden gelmeniz, yapılan açık haksızlıkları savunmanız, masum insanları şeytanlaştırmanız bunun vebalini ortadan kaldırmaz. Kimseye bir zarar vermemiş, evrensel değerlere göre suç işlememiş, hatta ahlaken dahi mahsurlu bir iş yapmamış insanları artık bırakın. Kurban Bayramı sebebiyle kuru bir kutlama yerine konuşacak durumda ve hala yanmakta olan masum sessiz yığınları lütfen görmezden gelmeyin demiş bir bölümünü okudum Akın İpek'in mesajının her satırı düşünülerek yazılmış son derece haklı. Sonra işte hukuk ekmektir ekmeği bulamıyorsunuz. Dolar haberleriyle meşgul oluyorsunuz. 23'tü 24 oldu, 24'tü 25 oldu, 25'ti 26 oldu. Kimi 28'i görür diyor, kimi 30'dan önce durulmaz diyor ne derse de. Fakirleşiyorsunuz, fakirleştikçe fakirleşiyorsunuz. Ve her şeye bağlı olarak soygun büyüyor. Cebinizden çalınan büyüyor. Sonra bir merkez bankası başkanı gider öbürü gelir filan. Faiz artırımlarına bakıyorsunuz acaba ne olur nereye gider? Beklenildiği gibi bir faiz artırımı oldu mu olmadı mı altında mı kaldı neden altında kalmadı? Erdoğan'ın laflarını nereye koyacağız? Acaba Mehmet Şimşek ve ekibinin eli güçlü mü? Güçlüyse ne kadar güçlü? Ya da değil. Seçime kadar böyle gider mi gitmez mi? Valla benim bu tartışmalara ve bu programlara karnım tok. Çok da fazla ilgilenmiyorum. Neticede bir önceki yayında bahsetmiştim. Değişim değişim diyenler kadroları değil önce kendilerini değiştirerek. Kendi bulundukları koltuklardan kalkıp başkalarına fırsat vererek bunu sağlamalı. Sağlayabilirler iktidarı ve muhalefetiyle. Yoksa tepedeki durduğu sürece aşağısı olursa olsun. Durum değişmiyor değişmeyecek. Velev ki istenilen düzeyde faiz artırımı yapsalardı. Bu yeterli olacak mıydı? Tüm ulusal ve uluslararası gözlemciler hayır olmayacaktı diyor. Güzel bir karikatür. Hazine kasası. %15 faiz verince Merkez Bankası Başkanı, Yeni Başkan, Yeni Ekonomi Hazine Bakanı, dolar artarsa artsın, dolarla iş yapmıyoruz biz. Hoş bunu Mehmet Şimşek çok iyi biliyor. Hoş bu karikatür de bunu sorguluyor veya bunu bu lafı Mehmet Şimşek'e yapıştırıyor değil. Fakat böyle bir zihniyetin Dolarla iş yapıyor muyuz biz? Biz dolarla iş yapmıyoruz. TL ile iş yapıyoruz. Dolar artarsa artsın. İşte bu zihniyetin olduğu bir ülkede işi çevirmeye veya işi toparlamaya çalışıyorsunuz. Sonra kapı kapı dolaşıyorsunuz. Bilal. Bilal Erdoğan dünyanın dilinde. Reuters bir haber geçti ve Amerika'nın İsveçteki bir iştiraki Türkiye'de iş yapmak istemiş alkolmetre cihazı. Bunun üzerine Bilale bağlı vakıflara 10 milyonlarca dolar rüşvet e, vermesi istenmiş ve bunu taahhüt etmiş. Ve bu şu anda araştırılıyor dünyanın merceği altında. Tabii Türkiye'den yalanlamalar falan filan bizimle uğraşıyorlar. Bizden ne istiyorlar dış güçler harekete geçti filan sesleri. Fakat bu konuların bu şekilde radara girmesi önemli. Velev ki 10 sene sonra bile radara girse önemli. Aklınız şimdi mi başınıza geldi? Batı şimdi mi Bilal'i fark etti? Yok hayır biliyorlardı. Wikileaks belgeleri falan da orada duruyor. Berat Box orada duruyor neyse. Uzun yıllardır orada duruyor. Herkes her şeyin farkında ama belli ki şimdi bazı şeyleri raftan indiriyorlar. Türkiye siyasetinin halim pür melaline ilişkin bir iki örnek verip geçeceğim. Yoksa günlük siyaseti takip etmediğimi biliyorsunuz. Ali Babacan, bizim kimseye en ufak bir borcumuz yok. Kimseyi aldatmadık. Kazandığımız her şeyi de anamızın ak sütü gibi helalinden kazandık. Başı dik, alnı açık 15 milletvekilimiz var. Kusura bakmayın seçime yalnız başınıza girseydiniz baraj aşamazdınız. Herhangi bir 3'lü 4'lü ittifakla CHP'nin olmadığı veya İYİ Parti'nin olmadığı ittifakla girseniz de %7 Türkiye barajını geçemezdiniz ve 15 milletvekilini çıkaramazdınız. Seçime ittifakla giren Yeniden Refah Partisi kadar bile oyunuz yok ki Yeniden Refah Partisi 15 değil onun ancak 3'te 1'i kadar milletvekili çıkarabildi. Dolayısıyla ee, bunun böyle olmadığını en iyi Ali Babacan bilir. bilir. Bu elbette helaldir. Kimse haram olduğunu söylemiyor fakat neticede ittifakın gücüyle olmuş bir şeydir. Kendi başınıza veya üçlü beşli neyi denerseniz deneyin bu olmazdı. Zaten denediniz. Yani insanlar unutuyor. CHP listelerinden aday gösterilmeden önce Gelecek Deva ve Saadet Partisi adayları üç parti bir ittifak görüşmesi yaptı. Bayağı da yol aldı. Sonra baktılar ki olmuyor. Ee, döndüler. CHP'ye dediler ki bizi kendi listelerinden yaz. Kendi listenden yaz filan. Sonra kimseye borcumuz yok. Kusura bakmayın en basit siyaset bilgisi bile e, bu sözlerin dürüst olmadığını söyler. Deyip geçelim. Haram demiyorum ama e, borcumuz yok derken doğru konuşmuyor. İttifak bitti ki bunu birinin söylemesi gerekiyordu. Söyleyen kişi Temel Karamollaoğlu olmuş. Yani ittifak falan yani o gece bitmişti. O, o gecenin sabahında bitmişti. E, bunu birilerinin haftalar sonra söylemesi bir şey mi? ya Bir şey. Onu da bir kenara not edebilirsiniz. Fakat dünyanın gündemi. Aslında Türkiye'de de gündem olması gereken konu. Rusya'da paralı ordu bir döneme bir yere kadar Kremlin'in e, rızası, onayı ve teşvikiyle büyüyen, büyütülen Wagner paralı ordusu patladı. Ve e, özellikle Türkiye'de e, bu 15 Temmuz vesaire gibi e, darbe girişimi tırnak içinde söylüyorum bununla bunun buna benzetildi. İşte Wagner Kremlin'e isyan etmiş. Putin zor durumda, Putin'e darbe falan. Bu gelişmeleri doğru okuyamamanın bir sonucu. Böyle bir şey yok. 15 Temmuz'da da en ufak bir benzerliği yok. Bir darbe de değil. Bir kalkışma olabilir. Bir itiraz olabilir. Bir belki isyan hareketi olabilir. Kremlin de zaten isyan olarak değerlendirdi. Kendi ifadeleriyle 25 bin kişilik bu paralı ordu ki Batılı gözlemcilere göre 2500 geçmiyor sayıları bilmiyorum. Güneyden başlayarak Moskova'ya bir yürüyüş başlattılar ve 24 saat olmadan da bu yürüyüşü sonlandırdılar. Geri çekilmiş görülüyorlar. Kremlin'le bir anlaşma yapılmış görülüyor. O anlaşmaya göre de Wagner başı sonu bütün unsurlarıyla Belarus'a ki Belarus'ta da Rusya'nın arka bahçesi oraya sürgün edilecek. Böyle bir anlaşma ve haklarında da bir işlem yapılmayacak gibi. Fakat bu anlaşmaya uyulmamış görünüyor şu anda. Çünkü Belarus sürgünü gerçekleşmediği gibi Wagner'in başı yok. Nerede olduğu bilinmiyor. Putin de onları tehdit etmeyi sürdürüyor. Bakalım iş nereye gidecek? Bu olayın geriye doğru 5-6 yıllık bir 5-6 aylık bir mazisi var. Wagner gerek Rus Savunma Bakanlığı gerek Rus Genelkurmay Başkanlığı ile anlaşamıyor ve en son Haziran ayı ortalarında gelin bizim ordumuza resmi ordumuza ana orduya katılın ve e, kendinizi lağvedin denmesi üzerine de zaten e, baş kaldırdılar. İş nereye gider bilinmiyor. Eski aşçı diye geçiyor fakat aşçı değil. E, Wagner'in başı e, aşçı değil. E, Putin'in şefi. Şöyle ki. E, Putin St. Petersburg Belediyesi'nde çalışırken 90'lı yıllarda Sovyet Sovyetler Birliği de yeni dağılmışken o günkü oligarklardan biri restoran işletmeciliğine girmiş. Sonrasında da işte catering, ikram hizmetlerini falan da almış ilerleyen yıllarda. Şeyin önce St. Petersburg'un sonra da Kremlin'in öyle orduya da ikram hizmetlerini alınca, ordu ihalesini de kazanınca tabir yerindeyse almış, yürümüş. Haliyle aşçı değil ama Putin'in şefi olarak bilindiğini, restoran işiyle yükseldiğini, orduya Ordunun catering işlerini, ikram hizmetlerinde üzerine alarak orduyla ilişki kurduğunu ve sonra da bugünlere geldiğini not düşmekte yarar var. Fakat bu durum Rusya'nın özellikle Putin'in elini zayıflattığı, bir anlamda onu aşağıladı bir anlamda onu zayıf gösterdi ve karizmasını çizdirdi. Bakalım iş nereye gidecek? Batı, Batı medyası da bu konuyu yakinen takip ediyor. Evet. Bir manşeti daha böylelikle noktalarken herkese iyi bayramlar. Fakat inatı güncelledik. Inout yeni gelişmelerle ekonomik, politik, siyasi, magazin, spor, dış politika ne derseniz bu yayında söylediklerimiz ve söyledikle söylemediklerimizle e, güncellendi. Onunla kapatıyoruz. Herkese iyi bayramlar. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla.